Önerge üzerinde İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu. Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 502 sıra sayılı torba yasanın 63. maddesini konuşuyoruz. Tütünle ilgili. Tütünle ilgili maddeler çok sıkıydı. Neredeyse reji idaresi gelecekti komisyona geldiğinde. Sonra komisyonda yapılan müzakerelerden sonra tütün üreticileri lehine bir miktar yumuşamalar oldu. Ama yine çok ciddi sorunlu. Değerli arkadaşlarım, bu sorun aslında yeni başlamış bir sorun değil. Türkiye tütün piyasası yasası çıkarana kadar, yani 2001 krizi sonrasında şu meşhur IMF'nin gelmesi ve 15 günde 15 yasa çıkarmazsanız kapıları açmam, kredi musluklarını açmam, batarsınız, memura maaş ödeyemezsiniz diye dayattığından bu yana Türkiye'de tütüncülük maalesef bitme noktasına gelmiştir. Bakın, tütün üretimi o 159.521 ton iken 2014'te 68.000 tona gerilemiştir. Şimdi de daha geri bir noktaya düşmüştür. Şu anda Türkiye dünya piyasalarına tütün satan değil, tütün ithal eden bir ülke konumuna düşmüştür. Şimdi bu düzenleme ile ondan sonra vatandaşlar bu yasaların, tütün piyasasını kurulunun sürekli olarak çıkarmış olduğu kuralları delerek, arkadan dolanarak biliyorsunuz tütünle ilgili kendi kendine icat etmiş olduğu bir piyasa oluşmuştu ve bu piyasa neredeyse mevcut piyasanın %20'sini işgal ediyordu. Elbette dünya tütün tekelleri, bütün tekeller olduğu gibi Türkiye gibi tüketici, bol tüketicinin bulunduğu bir ülkede böyle bir payı hiçbir şekilde tütün ekicilerine, Adıyaman'da tütün üreticilerine bırakacak değildi. Lobi oluşturdular. Bu lobi hükümeti etkiledi ve hükümet bu yasayı çıkardı. Maalesef demokrasiler iyidir, hoştur, güzeldir ama hiçbir şey de yazıldığı gibi değildir. Demokraside seçilenler, parlamentoya gelenler her zaman kendi seçmenlerinin, milletin tercihlerini, taleplerini böyle yasa, kural haline getirmiyorlar. Birçok kere de bu gelişmiş demokrasilerde, Amerika'da özellikle böyle, birçok kere de güçlülerin, lobilerin isteklerini böyle kurallar haline getiriyorlar. Değerli arkadaşlarım, biraz sonra el kaldıracağınız bu maddede yapılan düzenlemeler Türkiye'nin tütün ekicileriyle, üreticileriyle, Adıyaman'ın, Muş'un, Samsun'da tütün üretimi yapan bizim köylülerimizle, çiftçilerimizle, üreticilerimizin lehine değil, onlarla ilgili değil. Kimlerin lehinedir bu? Bu tütün tekellerinin lehine yapılan bir düzenlemedir. Şaşılacak bir şey değil mi değerli arkadaşlarım? Milli meclisler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, parlamento, milli parlamentolar, uluslararası tekellerin lehine, kendi halkının, milletin, kendi üreticisinin aleyhine böyle yasalar çıkarıyor maalesef. Bu Türkiye'de daha evvel tütün piyasası, o 15 günde 15 yasa içinde tütün piyasası yasası çıkararak zaten tütün üreticisinin beli kırılmıştı. Vermiş olduğum tütün üretimiyle ilgili rakamlar bunu çok açık, net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi sizin yaptığınız bu düzenlemeyle üretici bütünüyle burada mahrum ediliyor. Bakın işte makaron. Yani böyle bir ticaret oluşmuştu ve bu denetlenebilirdi de, buraya bir küçük vergi de getirilebilirdi, her şey yapılabilirdi. Ama maalesef bütünüyle yasaklanıyor. Onun yerine komisyondaki görüşmelerde özellikle muhalefetin ısrarıyla kooperatiflere bu konuda bir izin veriliyor. Hiç olmazsa bununla eğer tütün üreticileri bir araya gelebilirler, kooperatifler oluşturabilirler ve bunlar tesis kurabilirlerse bir miktar yerli tütünden sigara yapıp satabilecekler. Değerli arkadaşlarım, yanlış yolda gidiyoruz. Hani hep söylüyoruz, çok da kızıyorsunuz, millilik, yerlilik falan diyorsunuz ya Sayın Grup Başkan Vekilim, bunlar millilik ve yerlilikle uyan şeyler değil. Milli ve yerli olanlar kendi üreticilerini, kendi esnafını, kendi çiftçisini korur. Bu yasayla Türkiye'nin Türk çiftçisini, köylüsünü,
tütün ekicisini korumuyorsunuz, uluslararası tütün tekellerini koruyorsunuz. Dolayısıyla sizin yerli ve milli iddianızı tartışıyorum. Sizi millete şikayet ediyorum değerli arkadaşlarım, saygılarımla. Teşekkür ederiz Sayın Bekaroğlu.